Silahı bana gel layık. Beriton, beriton. Kıntır beri şarkını bak. Şundan mestan, emi ver haji, bebe coşeva, emi diz abistinim, bebir ruhi va, bu meser sera ser şava hatına. Bir yeki ada, yeki avreli, yani Nisan'ı, be coş, be tililiya, laçin va, hun hazırım. Şunu bir başka şey demiş, yine bayrağa sarılmışlar. O bayrakta Türkiye'de yaşayanların herkesin kanı var. Bizim yurttaşlıktan anladığımız, bizim vatandaşlıktan, milliyetçilikten anladığımız, nefes alan herkesin bu ülkenin gerçek sahibi oluşudur. O nedenle burada yaşayan Kürt'ü de, Azeri'si de, Türk'ü de, Terekemesi de, yani bir kişi dahi olsa çoklukların tamamı bu ülkenin gerçek sahibidir.
coşkuyla kutlar. Ama Nevroz'un sadece bir bayrama ya da bir baharın gelişine endekslenmediği, Nevroz'un aynı zamanda Kürtler üzerinde oynanan oyunlara, Kürt halkının inkarına, siyasi iradelerinin rehin tutulmasına, demokratik siyasetin önünün tıkanmasına olan isyandır aynı zamanda. İşte bunun için diyoruz ki bu coğrafyada yüzyıllardır inkar edilen bir halkın bugün meydanları, alanları nasıl doldurduğunu, barışı, özgürlüğü, demokrasiyi, eşitliği nasıl savunduğunu herkes görsün, herkes duysun. Bizler bu coğrafyada büyük bedeller ödedik. Bizler bu coğrafyada her daim inkar edildik. Bizler bu coğrafyada kimliğimizi, dilimizi özgürce kullanamadık. Kürtçeye yasak getirenler, kimliğimizi inkar edenler, siyasi irademizi tanımayanlar bilsin ki bu halk özgürlük mücadelesinden asla vazgeçmeyecek, asla taviz vermeyecek. Şimdi barışın önünü tıkayanlara seslenmek isterim. Bu ülkeye demokrasinin gelmesini istemeyenlere seslenmek isterim. Sizler bu ülkede tecrit uygulayarak bir halkın geleceğini ipotek altına alamazsınız. İmralı'da sadece Sayın Öcalan'a değil, bu halkın bütününe tecrit uyguluyorsunuz. Ama biz tecritin bir insan hakları sorunu olduğunu ve asla kabul edilir olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyorsa kardeşlik olmaz. Tecrit kalkacak, özgürlük gelecek, barış gelecek ve bu ülkeye demokrasi gelecek. Göstermek zorundayız.